312 bin tonluk bir stok vardı. Bu halkayı sistemine beyan edilenler için geçerli. Beyan edilmeyenler var. Onları tabii izleyemiyoruz biz. Ama yeni dönemde kısa bir süre sonra çiftçi kayıt sistemiyle entegre hale getireceğiz. O açığı da kapatıp daha bundan sonra daha büyük oranda bütün sadece patates için değil, tüm ürünlerin kayda girmesi sağlanacak ve üzerine gitme imkanımız olacak. En ufak bir eğer sıkıntı olduğunda dikkat çeken bir hadise, biz bunu anında tespit edebiliyoruz dijital ortamda. Çünkü bütün bu bilgiler başlangıcından sonuna kadar, üretimden tüketim aşamasına kadar, aradaki geçişlerde dahil olmak üzere tüm süreci takip edebiliyoruz. Bir tıkanma varsa, bir stok varsa ya da normalin dışında bir olay meydana gelmiş ise biz onu anında tespit edebiliyoruz. Bu imkanlar 15 yıl önce, 10 yıl önce yoktu. Bunlar yeni imkanlar. Dolayısıyla fiyatı etkilemek amacıyla stok oluşturma gibi fiillerde bulunanların bu tür eylemlerini anında tespit edebiliyoruz, üzerine gidebiliyoruz. Zaten bu çalışmalardan sonra da patates fiyatları hızla geri gelmeye başladı. Üretimde bir problem yoksa, tüketimde de normalin üzerinde bir artış yoksa, ki üretimimiz bu sene arttı, tüketimde de olağan dışı bir artış söz konusu değil, o zaman arz ve talep orijinli bir fiyat artışı olmaması gerekir.